İnanç Kabadayı Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Tekrar çok teşekkürler. Röportaj teklifimizle kırmadınız İnanç Bey. Şimdi Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Öncelikle zirveye dair şöyle bir iki cümleyle yorumunuzu rica ederim. Evet, gerçekten hani bizim için çok aydınlatıcı bir zirve oluyor. Bu yıl üçüncü yıl dediğiniz gibi ve ben üç yıldır da devamlı katılıyorum ve sürekli katılıyorum. Ve gerçekten bir gün için, yani iki günlük bir program aslında, ama bu bilhassa ikinci gün, cuma günü bugün, bütün sabahtan akşama çok farklı sektörlerden iş dünyasının temsilcilerini ve tabii nasıl bir ekonomi gazetesinin ve yayın kuruluşunun değerli yazarlarının görüşlerini, gelecekle ilgili günümüzle ilgili görüşlerini dinliyoruz ve ufuk açıcı, önümüzdeki dönemlerle ilgili stratejilerimiz açısından farklı fikir oluşturucu fırsatları değerlendirmiş ve görmüş oluyoruz. Bizler için gerçekten çok ufuk açıcı bir zirve oluyor. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sizlerle çok daha keyifli oluyor. Şimdi İnanç Bey, bu yıl 3 ana başlık aslında belirledik zirve için. Bunlardan biri de iş dünyasında bekleyen fırsatlar ve risklerdi. Şimdi 2024'ü kapatıyoruz yavaş yavaş. Pek çok riski konuşuyoruz ama bunlar fırsat da getiriyor aynı zamanda. Sizin hem 2024'ü kapatırken hem de 2025'e dair iş dünyasında hem sektörünüzde özel hem de genel anlamda beklediğiniz fırsat ve riskler nelerdir? Tabii ben yani gayrimenkul sektörünün bir temsilcisi olarak aslında 2024 yılı bizler için zor bir yıl oldu. Bilhassa faizlerin yüksek olması, onun dışında yine tüketicilerin konta ulaşımı ile ilgili kredi, konut kredilerindeki belli limitler ve tabii ki inşaatların maliyetinde, inşaat endekslerindeki artışlarla birlikte tabii yönetmesi zor bir yıl oldu. Birçok sektörde olduğu gibi. Tabii bu dünyada da benzer bir fotoğraf var aslında. Dünyadaki birçok ekonomi biliyorsunuz enflasyonla, yüksek faizle mücadele ediyor. Bizler de benzer şekilde 2024'ü bir miktar bu şekilde gördük. Ama tabii demin de aslında bugünkü zirvenin de başlığı olan riski yönetmek bence en önemlisi. Her şirketin, özel sektördeki faaliyet gösteren her şirketin bu risk yönetmekle ilgili adımların önceden atması lazım. Malum biz 2024'e başlarken işte yıl sonunda bir değerleme toplantısı yapıyoruz. Risk komitemizle beraber şirketimizde 2024 ile ilgili neler olabilir, ne tür riskler olabilir diye değerlendirmiştik ve birçoğunda gerçekleştiğini ve onlara göre gerekli tedbirleri almış olduk. Tabii gayrimenkul dünyadaki en büyük varlık sınıfı. Bu sebepten dolayı bizler de gayrimenkul geliştiriciler olarak bizim yolumuz, bir projeye başlamamız ortalama arsanın alımıyla beraber 3 ila 4 yıl sürüyor bir işin, bir projenin büyüklüğüne göre. Tabii bunlar da tabii ki bizim daha uzun vadeli, orta vadeli düşünme ihtiyacını da düşünüyor. Bu yıl 2024 zor bir yıldı ama yani dileğimiz yılın sonunda bilhassa faizlerin azalmasıyla birlikte, düşüşüyle birlikte Merkez Bankası'nın 2025'in bir biraz daha rahatlama olacağı, belki 2026-2027'de daha da çok daha rahatlayacağımızı öngörüyoruz. Burada önemli olan tabii ki ekonominin çarklarının daha hızlı dönebilmesi, bu hepimiz için önemli. Bu da tabii ki faiz çok büyük bir yük oluşturuyor. Enflasyonun kontrol altına alınması, tabii bunun birçok dengesi var. Hani bunlarla beraber bizler de sektör olarak kendi sektörümüzde özellikle niş, nitelikli ürünler üreterek aslında bir bakıma farklılaşmaya çalışıyoruz. Bu tür dönemlerde riskin yüksek olduğu, işte onun dışında belirsizliklerin fazla olduğu dönemlerde biraz daha aslında hani kutunun dışından düşünebilmek, biraz daha cesur olabilmek ve gerçekten inovatif, yenilikçi, farklı alanlarda, kendi sektörünüzde farklı alanlarda adımlar atabilmek önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de 2024'ü bu şekilde değerlendirdik. Bu şekilde büyüme stratejilerimizi yaptık ve 2024'de yine yılbaşında koyduğumuz hedeflere yakın bir seviyede büyümeyi kapatmayı planlıyoruz. Ama 2025'in, yani 2024'e göre bilhassa ikinci yarısının diyorum, yani ilk yarısı biraz daha zor geçebilir ama ikinci yarısının çok daha iyi, olumlu olacağına inanıyorum kendim. Yerde doğru risk alıp fırsat oluşturabilmek aslında belki de sektörler için kıymetli diyebiliriz. Kesinlikle. Yani aslında bu zor dönemin, bizim gayrimenkul sektörüyle ilgili şu an talebin daha düşük olduğu dönemde, talebin tekrar canlanmasına imkan olduğu döneme hazırlık yapıyoruz şu an biz, dediğiniz gibi. Yani o gün, canlı olduğu gün doğru ürün ve doğru fırsatları yine aynı şekilde ortaya koyduğumuzda tekrar o canlılıktan da şirketimiz tabii ki payını alacaktır.